Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz çok güzel, çok şık duran bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Şöyle modelimize yakından bakalım. Bu modeli ben angora ipi iki kat yaparak çıkardım. Tek kat üzerinde de çok kibar, çok naif durur. Ben daha net, daha belirgin olması için İki kat olarak çalıştım. Gerçekten çok şık oldu. Bakın buradan bakıldığında burguymuş gibi duruyor. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Şimdi modelimizin ilmek sayılarına da gelirsek kısaca. Şuradan kahve çekirdeğinden diğer kahve çekirdeğinin başlangıcına kadar olan ilmekleri sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yani 15 ilmekten bir örnek oluşuyor. 15-15 ilmeklerimizi ayarlıyoruz. En sona geldiğimizde de diğer kenara da eğer kahve çekirdeği yapmak istersek 3 ilmek de oraya bırakabilirsiniz. İlmek sayılarını bu şekilde sizler de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizi kurmaya hep birlikte başlayalım. Şimdi şişime ilmeklerimi atarak modelimi kurmaya başlıyorum. Ben şöyle size bir model olarak modeli anlatmak istiyorum. Bir kahve çekirdeği, bir ortaya kendi modelimiz, bir de diğer tarafa yine kahve çekirdeği olarak modelimizi kuralım ve ben size kısaca anlatımını yapayım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Ben herhangi bir lastik örmedim. Sizler altına istediğiniz, beğendiğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. İlmeklerimi attım ve bir sırada ters olarak ördüm. Örgüme bir zemin hazırlamak için. Şimdi bir sıra ters örgünün üzerine örgümüzün ön yüzündeyken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği ve yanına bir tane ters ilmek. 3 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modeli için olan 3 tane düz ilmeği ördüm. Kenar ilmeği bir tane ters ilmek, 3 tane kahve çekirdeği için düz ilmek ördüm. Kahve çekirdeğinin diğer tarafına bırakmak için bir tane de ters ilmek ördüm. Hemen şöyle bakalım. Bu ana kadar burasını yaptık modelimizin. Şimdi modelin kendisi için olan 10 tane düz ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her bir model için bize 10 tane ilmek gerekiyor. 10 tane düz ilmeği ördüm. Yanına bir tane ters ilmek ördüm. 3 tane de düz ilmek örüyorum. Kahve çekirdeği için olan. Kahve çekirdeğinin diğer tarafındaki ters ilmeği de ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırası bu şekilde oluştu. Şimdi çevirdim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Örgümüzün arka tarafında kenar ilmeğini örmeden alarak sıraya başlıyoruz. Bakın burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bunu düz örelim. Ön tarafta ters ördüğümüz ilmekleri arkada düz örüyoruz. Önde düz ördüğümüz ilmekleri ise arkada ters örüyoruz. Yani örgümüzün arkası sürekli gördüğümüz şekilde örülüyor. Bakın düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön tarafta 10 tane düz ilmek örmüştüm. Onun arkasına gelen 10 ilmeği de ters olarak ördüm. Bir tane düz ilmek, 3 tane ters ilmek. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzü sürekli bu şekilde örülüyor. Hemen modelin üzerinde de bakalım. Bakın bu şekilde. Önde düz ördüklerimizi arkada ters örüyoruz.
Önde ters ördüğümüz ilmekleri örgümüzün arkasında düz örüyoruz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Görüntümüz bu şekilde. Henüz bir şey belli değil. Devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Bunu yine ters olarak ördüm. Buraya 3 tane kahve çekirdeği modeli için düz ilmek yapmıştık. Şimdi buraya 2 ilmeği atlayıp 3. ilmeği bu atladığım ilmeklerin üzerinden geçiriyorum ve buraya kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeği düz olarak ördüm. Şişime bir ilmek doladım. Tekrar bir düz ilmek ördüm. İlmeklerimizi tekrar 3 ilmeğe çıkarmış olduk. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters olarak ördüm. 10 tane düz ilmeğe geldiğimizde 1, 2, 3, 4. İlk 4 ilmeği düz olarak örelim. Şişimize bir ilmek doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü bu şekilde çeviriyorum. Sola doğru yatmasını istediğim için ve 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek attık, bir ilmek eksiltmiş olduk. Burada da bakalım 4 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 4 ilmeği de yine düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Modelimizin ilk ajurunu yaptık. Devam edelim. Bakın burada kahve çekirdeğinin yanında bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu yine ters ördüm. 3 tane düz ilmeğe geldiğimizde ilk ikisini atlayıp 3. olanı alıyorum ve 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği düz. Araya bir ilmek doluyorum. Bir kalan ilmeği de düz ördüğümde burada kahve çekirdeği modelini yapmış olduk. Bir ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzdeki ikinci sırasında bu şekilde yapmış olduk. Şimdi örgümüzün arka tarafına geldiğimizde yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. 3 ilmek ters. Bu attığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Düz ilmek ve yine 10 tane ters ilmek. Çeyizlik yeleklere gerçekten çok yakışan, çok güzel duran bir model. Bakın bir 10 tane ters ilmeği ördüm ve tekrar bir düz ilmek. 3 tane ters, bir tane düz, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafı. Tekrar ön yüze örgümüzün başına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Hemen kenar ilmeğin yanındaki ilmeği ters örüyoruz. Bu şekilde hep ters olarak ilerliyor. Bakın kahve çekirdeği modelini uyguladığımız yerdeyiz. Ve 3 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3. Aradaki bir tane ters ilmeği ördüm. Bir önceki sırada 4 tane düz örmüştüm. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın bir önceki sırada arttırdığımız ilmekle birlikte 5 tane düz ilmek ördüm. Ve yanına tekrar bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeği yönlerini çevirdim. Bakın kesme yerine geldiğimizde ve ikisini sola yatacak şekilde birlikte kestim. Ajurlarımız burada oluşmaya başladı. 3 tane de düz ilmeğimiz kaldı. Bunları düz olarak örelim. Bir ters ilmek ve 3 tane düz ilmek. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafında yine her arka sırayı göstermek istemiyorum ki uzun bir video olmasın.
Tersleri ters, düzleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka tarafında ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm ve öylece sıramın başına geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ters ilmeği yine ters ördüm. Bakın kahve çekirdeği modelimi yaptığım yere geldim. Şimdi bir önceki sırada üçünü düz örmüştüm. Şimdi tekrar iki ilmeği atlayıp üçüncü ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar bir düz ilmek ördüm. Modelimiz burada oluştu. Aradaki ters ilmeği ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Eksiltme yaptığım yere gelene kadar 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. Bir kez doladım ve 2 ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Bu da 3. ajurumuz olmuş oldu. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Onları yine düz örelim. Bir ilmek ters. Yine kahve çekirdeğine geldik. 2 ilmeği atlayıp 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dola ve bir düz. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Sıranın başına gelelim. Önce sıramızın başına geldik. Yeni sıraya başlarken yine ilk ilmeği aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın bir önceki sırada burada modelimizi yapmıştık. Şimdi bu 3 ilmeği düz örelim. 1, 2, 3. Burada arada yürüyen ters ilmeği yine ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz ilmek ördüm ve yanına tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ajurum oldu. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da yine düz ördüm. Bir ters ilmek. Üç düz ilmek. Bir ters. Ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Arka tarafta yine ilmekleri gördüğüm şekilde örerek ilerliyorum. Sıranın başına gidiyorum. Arkasında ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm ve sırayı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi alarak sıraya başlıyorum. Bir tane ters ilmek. İki ilmeği atlayıp üçüncü ilmeği atladığım iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir doladım ve bir düz ilmek. Bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi ortadaki model olacak yere geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Burada 2 tane ilmeğim kaldı. Artık son kesme işlemini yapıyorum burada da. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz oldu. Bu sırayla birlikte son kesme işlemini, son ajur işlemini de yapmış olduk. Bir ilmek ters ördüm. Buraya kahve çekirdeği modelimi uyguluyorum hemen. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafında yine ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi çevirdim. Örgümüzün ön yüzüne geçtik.
Modelimizin en karışık sırası burası. Burayı dikkatlice yaparsak modelimiz buraya kadar gördüğünüz gibi zaten çok kolaydı. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Kahve çekirdeği için olan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Şimdi buraya model uyguladığımız yere geldik. Şimdi bu her ajurdan bir ilmek çekeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? İpi örgümün arkasına aldım. Sağ şişimle ilk ajurdan, şuradan bakın en alttan yaptığımız ilk ajurdan batıyorum ve buradan bir ilmek çekiyorum. Ve uzatıyorum. Bu şekilde. Ne çok uzun ne de çok kısa. Tekrar ikinci deliğe battım ve ikinci ilmeğimi çekiyorum. Hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edelim. Üçüncü delikten, dördüncü delikten ve son olarak beşinci ajur deliğinden de bir ilmek çıkardım. Görüntümüz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 5 ilmeği soldaki şişime alıyorum. Ve 5'ini birlikte bir kez düz olarak örüyorum. Uzun ilmekleri şişimden dikkatlice çıkarıyorum. Alttaki ilmeklerimiz de çıkmasın bu arada. Bu ilmeği tekrar sol şişime alıp bir kez daha örüyorum ve ilmeklerimi buraya sabitliyorum. Bakın modelimiz oluştu. Şimdi burada fazlalık bir tane ilmeğimiz oldu. Bu ilmeği tekrar sol şişime alıp alttaki ilmekle birlikte ikisini düz olarak örüyorum. Bu da ilk ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar altta yaptığımız işlemi yaparak yeni modelimizi buraya kuruyoruz. Bir ilmek örmüştük. 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Nasıl yapmıştık? 4 ilmek düzden sonra 1 ilmek doluyoruz. 1 ajur deliği buraya yapıyoruz. 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikisini birlikte sola doğru kestim. İlk modelimizi burada tamamlarken aynı esnada yeni modelimize de başlamış oluyoruz. 2 ilmeği sola doğru kestim. 1 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Yeni modelimi burada oluşturmuş oldum. Bir tane ters ilmek ördüm. Kahve çekirdeği için olan 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ve bir düz ilmek örerek sıramı tamamladım. Hemen şöyle bakalım. Bakın modelimiz oluştu. Göründüğü kadar zor değil. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Arka tarafta ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimiz bu kadar. Bundan sonrasında yukarı doğru ilerlerken model sürekli kendisini tekrarlıyor. Eğer takıldığınız yer olursa videonun başına dönerek tekrar aynı şeyleri izleyebilirsiniz. Hemen şöyle diğer modelde de bakalım. Şimdi biz burada buraya kadar olan kısmı yaptık. İlk modelimizi tamamladık. İkinci modelimize de başladık. Bundan sonrasında tekrar 5 tane ajur olana kadar örmeye devam edeceğiz. 5 ajuru tamamladıktan sonra tekrar ilmeklerimizi çekip modelimizi yaparken yeni modelimizi de buraya kuruyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.